Merhaba sevgili öğrenciler, eğitim kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere kesirleri karşılaştırma konusunu anlatacağım. İlk olarak birim kesirlerden başlayacağız. Daha sonra pay kısmı eşit olan kesirler, daha sonra payda kısmı eşit olan kesirler. Bunları anlatacağım. Devamında da çeşitli alıştırmalar göstereceğim sizlere. İşte basit kesirler, bileşik ve tam sayılı kesirlerde kimin büyük, kimin küçük olduğunu nasıl anlıyoruz? Hemen başlayalım isterseniz. Şimdi resim olduğunda işimiz kolay ama resim olmadığı zaman bakın şöyle 3 tane birim kesir var. 1, 1, 1. Bakın pay kısımları aynı. Payda kısımları farklı. 7 var, 3 var, 16 var. Şimdi bunlardan hangisi çok? Hangisi büyük? Pay kısımları 1, 1, 1 eşit olduğunda payda kısımlarındaki az olanı seçerseniz yani şuradaki 3'te 1 kesri diğerlerinden daha büyük oluyor. Resime de bakalım hemen anlayacaksınız. Neden büyük oluyor? Şimdi şöyle düşünün. 3 tane birbiriyle aynı olan pasta var. Birinci pasta 7'ye ayrılmış. Dilimler bu şekilde olmuş. Diğer pasta ortadaki 3'e ayrılmış. Dilimler bakın kocaman olmuş. En sondaki pasta ise 16'ya ayrılmış. Dilimleri küçücük küçücük olmuş. Buradan bir parçayı yiyen bir kişi. Buradan bir parçayı yiyen bir kişi. Buradan da bir parça yiyen bir kişi hangisi çok yemiş oluyor? Tabii ki ortadaki 3'te 1 olan kesir daha büyük oluyor. Çünkü bunun dilimleri kocaman. 3'e ayırmış bu. Ama bu 16'ya ayırmış. Minicik olmuş yani. O zaman şöyle yazıyoruz. 3'te 1 büyüktür diyoruz. 7'de 1'den. 7'de 1 de büyüktür 16'da 1'den. Yani buradaki en küçük kesir 16'da 1 oluyor. Buradan şu sonuca varabiliriz. Pay kısımları aynı olduğunda işte bu şekilde birim kesirler olduğunda alttaki sayılardan az olanı seçerseniz en büyük olan kesri bulmuş olursunuz. Problemimizi de yapalım. Pizza salonuna giden Ömer, Turgay, Arda ve Hüseyin birer dilim pizza söylediler. Ömer'in pizzası 8'e, Turgay'ın pizzası 12'ye, Arda'nın pizzası 4'e, Hüseyin'in pizzası 6'ya kesilmişti. Buna göre en fazla ve en az miktarda pizza yiyenler kimdir diyor. Şimdi yazalım. Ömer'in pizzası 8'e. Herkes birer dilim, değil mi? Bakın ne diyor? Birer dilim pizza söylemişler. Bu Ömer'inki. Ö harfi yapalım baş harfini. Turgay o da bir dilim söyledi ama onun pizzası 12'ye kesilmiş. T harfi yapalım. Arda yine o da bir dilim söyledi. Onunki 4'e ayrıldı. Hüseyin o da bir dilim. Onunki de 6'ya ayrıldı. Onu da baş harfini yazdık. Evet, burada en fazla yiyen kişi Arda oluyor. Bakın herkes birer parça yedi ama Arda'nın pizzası 4'e ayrıldığı için onun dilimleri kocaman oldu. O zaman şöyle yazalım. Arda en büyük yazalım. Buradaki kesir olarak. Peki en küçük kim oluyor? O da 12'de 1 oluyor. Yani o da kimdi? Turgay'dı. Turgay'ın yediği miktar da en küçük yani en az olan miktar oluyor. Ve geçelim diğer bölüme. Pay kısmı eşit olan kesirler. Yine aynı bakın birim kesirler gibi. Zaten birim kesirlerde de pay kısmı aynıydı değil mi? Burada da iki parça yemişler örneğin. Ama birinci çocuk pastasını 3'e ayırmış. Dilimleri kocaman olmuş. Diğeri 11'e ayırmış. Dilimler küçücük. Diğeri de 7'ye ayırmış. Dilimleri bu şekilde. Kim daha çok yemiş oluyor? Yine 3'e ayıran çocuk diğerlerinden fazla yemiş oluyor. 3'te 2 kesri buradakilerden en büyük oluyor yani. Şöyle sıraya koyalım. Daha sonra 7'de 2 ve en küçük 11'de 2 oluyor. Buradan yine şu sonuca varıyoruz. Az önceki birim kesirler gibi pay kısmı aynı olduğunda paydadakilere bakıyoruz. En az olanı seçiyoruz ve bunun en büyük kesir olduğunu anlıyoruz. Sıra geldi problemimizi çözmeye. Bir sınavdaki soruların tamamını cevaplayan öğrencilerin doğru cevapları şöyledir. Ali soruların 6'da 4'ünü, Ayşe 10'da 4'ünü, Ebru 5'te 4'ünü cevaplamıştır. Buna göre en yüksek puanı kim almıştır diyor. Şöyle yan yana yazalım. 6'da 4. Kimdi bu? Ali'ydi. Ayşe 10'da 4. Ona da
Sadece A harfi yazınca karışacak diye Y'yi de ekledim. Ebru da 5'te 4. Bu da Ebru'nun. Ne demiştik az önce? Bakın hepsi 4 birim, 4 birim, 4 birim cevaplamışlar. Ama 5'te 4'ünü cevaplayan diğerlerinden daha fazla cevaplamış oluyor. Ve en yüksek puanı Ebru alıyor o zaman. Çünkü ne demiştik? Pay kısımları eşit olduğunda paydalardan az olanı seçtiğimizde en fazla cevaplayanı görmüş oluyoruz. Şimdi geçelim tam tersi. Payda eşit olduğunda nasıl oluyor? Paydalar eşit olduğunda ise az önceki kuralımızın tersini uygulayacağız. Yani şu 8, bakın bir pasta 8'e ayrılmış. Bu da 8'e ayrılmış. Aynı eşit büyüklükte pastalar. Bu da 8'e ayrılmış. Ama buradaki 4 tane yemiş. Buradaki 6 tane yemiş. Buradaki 2 tane yemiş. Resimlerden de anlayacağınız gibi paydası eşit olduğunda üstteki sayılardan çok olanı seçiyoruz bu kez. Az önceki gibi hani az önce pay kısımları aynı olduğunda alttakilerden az olanı seçiyorduk değil mi? Ama burada tam tersini yapacağız. Neden? Çünkü hepsi eşit, dilimler aynı. 6 parça yiyen diğerlerinden daha fazla parça yemiş oluyor. O yüzden 8'de 6 daha büyük oluyor. Kimden? 8'de 4'ten. 8'de 4 de 8'de 2'den büyük oluyor. Burada en az yiyen 8'de 2 oluyor. Bu şekilde kuralımızı da tekrar söyleyelim. Payda aynı olduğunda üsttekilerden çok olanı seçerseniz, yani buradaki gibi 8'de 6'yı seçerseniz en çok olanı bulmuş olursunuz. En büyüğü bulmuş olursunuz. Problem. Bir marketteki meyve sularının 15'te 4'ü cumartesi, 15'te 8'i pazar, 15'te 2'si pazartesi satıldı. Buna göre meyve suyu satışının çoktan aza doğru sıralaması nasıl olur diyor. Bakın payda kısımları aynı. 15, 15, 15. Payda aynı olduğunda üsttekilerden 8, 2 ve 4 var. 8'i seçmeliyiz. Yani en çok satılan pazar günü oluyor. 15'te 8. Daha sonra cumartesi günü 15'te 4. Ve en az satılan 15'te 2, yani pazartesi günü oluyor. Böylece çoktan aza doğru sıralamış olduk. Şimdi boş bir kağıt üzerinde öğrendiklerimizi şöyle kısaca bir tekrar edelim. Aynı zamanda bileşik kesirler ve tam sayılı kesirleri de göstereceğim. İlk olarak neydi? Birim kesirler. Mesela 1 bölü 7, 1 bölü 3. Ne yapıyorduk? Pay kısmı eşit. Bunlardan az olanı seçiyoruz. Yani şu büyük. 7'de 1 daha küçük. Sebebi neydi? Her ikisi de birer parça yemişler ama bunun dilimleri biraz minik olmuş. Bunun dilimleri kocaman olmuş. O yüzden 3'te 1 daha büyük oluyor. Pay kısımları eşit olduğunda demiştik. Hani örneğin 5 bölü 8, 5 bölü 15 örneğin. Yine aynı bunun gibi pay kısımları eşit, alttakilerden az olanı seçiyoruz. Yani buradaki 8'de 5 daha büyük oluyor. Peki öğretmenim bileşik kesirlerde de durum aynı mı? Evet aynı sevgili öğrenciler. İki tane bileşik kesir yazıyorum bakın. 20'de 11, 20'de 4 örneğin. Bakın ikisi de bileşik kesir. Kural yine aynı. Pay kısımları aynı ise paydalardan az olanı seçiyoruz. Yani buradaki 4'te 20 daha büyük oluyor. 11'de 20 daha küçük oluyor. İşaretimiz böyle olacak. Bir de paydası eşit olduğunda nasıl olacak? Yine bileşik kesir yazacağım. Örneğin şöyle 10'da 23. Bakın bu kez payda aynı. Payda aynı olduğunda ne yapıyorduk? Üsttekilerden çok olanı seçiyorduk. Yani burada 10'da 54 kesiri diğerinden daha büyük oluyor. Peki tam sayılı kesirlerde durum nasıl? Tam sayılı kesirlerde ise ilk önce tam kısımlara bakacağız. Örnek göstereyim. Örneğin 2 tam 20'de 7. 3 tam 2'de 1. Bakın 2 tam 3 tam. Artık yanındakilere hiç bakmaya gerek yok. Çünkü buradaki 2 tam daha az 3 tamdan. Öğretmenim ama burada 20 var diyebilirsin. Olsun hiç fark etmiyor. İlk önce tam kısımlara bakıyoruz. Eğer tam kısımlardan kimin büyük olduğu belli oluyorsa kimin küçük olduğu, o zaman yandakilere hiç bakmıyoruz. 2 tam 20'de 7 küçüktür 3 tam 2'de 1'den diyoruz. Tam kısımları eşit olduğunda nasıl olacak? O zaman yan taraflara bakacağız. Örneğin 5 tam 10'da 7, 5 tam
7'de 25 diyelim. 7 bölü 25 yanlış söyledim. Şimdi 5 tam 5 tam. Tam kısımlar aynı. O zaman yandakilere bakacağız. Yanda bakın 7 7. Ha, pay kısımları aynı. Pay da değişik. O zaman ne yapıyorduk? Pay kısımları aynı olunca paydadaki az olanı seçiyorduk. Yani burada 5 tam 10'da 7, 5 tam 25'te 7'den daha büyük oluyor. İşaretimiz böyle olacak. Yine bir örnek daha yapalım. Örneğin 2 tam 12'de 5, 2 tam 12'de 7. Bakın 2 tam 2 tam. Kimin büyük olduğu belli değil şu anda. Yandakilere bakıyoruz. 12 12. Payda aynı bu kez. Burada pay aynıydı bunda. Ama bunda payda eşit. Payda eşit olduğunda üstten çok olanı seçiyorduk. Yani şunu seçiyorduk. O zaman 2 tam 12'de 5 küçüktür. 2 tam 12'de 7 daha büyüktür buradan diyoruz. Umarım sizlere anlatmayı başarmışımdır. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Başka derslerde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.